Evet değerli arkadaşlar, vaktimizi verimli kullanmak adına seminerimizin ikinci bölümüne geçiyoruz. Soru cevap kısmında ilk söz hakkını sevgili hocam Resul Kurt hocama veriyorum ben. Buyurun sevgili hocam. Evet, Murat Işık'ın bir sorusu var. Risk analiz raporu yapmayan işletmeler 2014 yılında yaptırdıkları zaman 2013 yılı için ceza alırlar mı? Yani bu konuyla ilgili muhtelif görüşler var ama müfettiş arkadaşların genel kanaati denetime gittiklerinde bu işlemler tamamlanmışsa geriye dönük eski ayları kurcalamayacakları yönünde. Ancak denetime gittiğinde yapılmamışsa bu işlemler, risk değerlendirme ve diğer yasal yükümlülüklere uyulmamışsa bu durumda ceza yazılacağı muhakkak. İşçi tarafından alınan istirahat raporu Sisteme girilmediği için bir işlem yapmamanın cezası var mı? Yani elektronik e-rapor düzenlendiği için işverene işçi çalışanı rapor aldığında bir bilgi yazısı gidiyor. Bu bilgi yazısı işverene tebliğ edilmiş sayıldığından dolayı çalışamazlık bildirimini girmediğinizde Sosyal Güvenlik Kurumu para cezası uyguluyor. Arif Köse, iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili herhangi bir işlem yaptırmayan iş yerleri şu aşamada neler yapmalı? Biraz önce ben saydım. Yani o belirtmiş olduğumuz bir sürü yükümlülükler var. Eğitimlerden tutun risk değerlendirme raporlarına kadar. Bunların hepsini yapması lazım. İş yeri dosyası olup işçi çalıştırmayan iş yerleri de dosyalardan dolayı işlem yaptırmalı mı? Yani şöyle, bir çalışanınız yoksa dolayısıyla bir yükümlülüğünüz de yok bu işle ilgili. Yani bu yükümlülüğün olması için bir çalışan olması lazım. Ayşe Özkan, risk analizinde bildirilme zorunluluğu var mıdır? Hayır, bildirme zorunluluğu yok. Risk değerlendirme raporları işletmenizde hazır bulundurulacak. Bununla ilgili bir denetim olduğunda iş müfettişine ibraz etmemiz gerekiyor. Veyahut da bir Allah korusun iş kazası, özellikle ölümlü iş kazası olduğunda savcılık bir bilirkişi atadığında bilirkişi belki sizden bu yönde talepte bulunur. Yoksa raporu yaptırdık diye bir yere vermemize gerek yok. Bu da ne kadar saçma değil mi? Yani raporu yaptırıp bakanlığa vermek lazım. 6331 sayılı kanun kapsamında iş yerlerimiz için risk değerlendirme ve acil durum planlarını düzenlettik. Ancak personellerimizin tamamı değil bir kısmı eğitim aldı. Yani bu eğitimi bir planlama yaparak mümkün oldukça hepsini aldırmaya çalışın. En azından bir eğitim planlamanız olsun. Bir müfettiş incelemeye geldiğinde bir kısmı eğitim aldı, diğer bir kısımda eğitim kapsamında planlaması yapıldı dediğinizde bir anlayış göstereceğini düşünüyorum ama ivedilikle ve çok hızlı bir şekilde belirttiğimiz yükümlülükleri yerine getirmeniz lazım. 3 işçisi olan marangoz ve oto tamircisi iş yerinin organize sanayi bölgesinden herhalde hizmet alma mecburiyeti ve organize sanayi bir şey yazmış ama veya OSGB'de ortak sağlık güvenlik birimi OSGB'de olabilir. OSGB'den hizmet alma mecburiyeti aksi takdirde cezası var mı? Yani illa OSGB'den hizmet almanıza gerek yok. Bağımsız bir iş güvenliği uzmanından da hizmet alabilirsiniz. Ama bu durumda o kişiye bodro düzenlemeniz lazım. Normal bir çalışan gibi bir doktora, iş güvenliği uzmanına bodro düzenlemeniz lazım. Her ay kaç saat çalışıyorsa sizde o kadar gün sigortalı yapıp o kadar gün maaş bodrosu düzenlemeniz lazım. Tabii iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi el katibe girmediği sürece bir anlamı yok. Önemli olan hem OSGB'den hizmet aldığınızda OSGB'nin el katibe, İSG katip sistemine kayıt yapması, hem de siz bağımsız bireylerden bu hizmet alacaksanız bağımsız bireylerin de sisteme giriş yapması. Murat Kalyoncu, dikkatsizlik nedeniyle oluşan iş kazalarında kasıt unsuru içinde değerlendirilmek ne kadar doğrudur? Dikkatsizlik bir anlamda dalgınlıktan vesaire farklı vazgeçme gözden kaçırma değil midir? Yani dikkatsizlikle kasıt farklı şeyler. Bir anlık bir dalgınlık olur, sevgilisinden ayrılmıştır kişi, bir an gözünün önüne sevgilisi gelir, evet, o dalgınlıkla kolunu makineye kaptırabilir. Veyahut da evden eşi arıyordur, tam preste malzeme basıyordur,
telefonu alayım derken pres kolunu götürebilir. Yani bunlar dikkatsizlik. Ama kasıt farklı. Adam diyor ki bana bak diyor, bu parmak var ya diyor, benim için hiç önemli değil. Sokarım makineye diyor, alırım 100.000 lira tazminat. Bu kasıt. İkisinin sonuçları birbirinden çok farklı. Cahit Durak, 2003 yılı içerisinde SGK girişi başlatılmış personel %52 engelli raporunu aldı. 2014 yılında ancak engelliliği önceden bu yana vardı ve iş sürecinde oluşmadı. Bu şartlarda malen emekli olabilir mi? Yani şöyle, hani bunu belki Murat Bey cevaplasa daha iyiydi ama ben şöyle izah edeyim. Malulen emekli olmak için sigortalı olduğu tarihten önce maluliyet gerektiren engel olmayacak. Sigortalı olduğu tarihten sonra maluliyet gerektiren engel ortaya çıkacak. En az 10 yıl sigortalılık süresi oluşacak ve bu 10 yıllık sigortalılık süresinde 1800 gün toplam prim ödemesi olacak. Veya başkasının bakımına sürekli muhtaçsa bu durumda 5 yıl 1800 günde yeterli sayılacak. Bu maluliyet emeklilik. Bir de engelli vergi indiriminden faydalanıyorsa bu durumda daha farklı bir emeklilik statüsüne tabi. %40'dan fazlaysa engeli ve sigortalı olduğu tarihten önce de engeli varsa, biliyorsunuz maluliyet emeklilikte %60 çalışma gücü kaybı gerekiyor. Ama engelli vergi indiriminden %40'dan fazla engel olanlar faydalandığında işte 15 yıl 20 yıl arasında değişen sürelerle sigortalılık süresi varsa, işte 3600 gün veya 4000 gün civarında, işe giriş tarihine ve engel durumuna göre değişiyor çünkü bunlar, kişinin engelli vergi indirimiyle de emekli olması mümkün. Derya Demirkıran, tanıtım organizasyon işiyle mükellef bir şirketin her ay çalışan sayısı ve günü değişiyor. Bir ay 10 kişi 2 gün, diğer ay 4 kişi 3 gün sahada çalışıyor. Bu çalışanlara verilecek eğitim, sertifika uygulaması nasıl olmalı? Bir gün dahi çalışsa sertifika verilmeli mi? Evet, yani bir gün çalışan, yani kanunda şöyle bir ara yok. Demiyor ki bir gün çalışanlara eğitim verilmez. Böyle bir şey söylemiyor. İşe başlamadan önce bu eğitimleri ver diyor. Tabii siz haklısınız. Bir gün 3 kişi geliyor, bir gün 5 kişi geliyor, bir gün 8 kişi geliyor. Bunlarla ilgili işlem yapmak, yani haklısınız, işte saha dediğimiz bu. Kanuna uygula geldi. Kanun böyle demiyor. Kanun diyor ki iş aldığın her arkadaş, her kişiye iş güveni eğitimi vereceksin. Tehlikeli, çok tehlikeli ise mesleki eğitim vereceksin. Geldi bir ay çalıştı gitti. Yapacak bir şey yok. Yani bunlara da eğitim aldırılması gerekiyor normal şartlarda. Evet. Diyor ki Resul Bey Nafiye Demir. Burada mı? Nafiye Hanım. Evet diyor. Çok güzel sen anlatıyorsun ama diyor. Hoş diyor. Ben diyor bunu mükellefe nasıl anlatayım? Değil mi? Cezayı mükellef yiyecek. Bize ne? Bizim sorumluluğumuz şu. Yani siz kendinizi güvenceye almak istiyorsanız ben Hatay odasına geçtiğimiz yıl bir seminer vermeye gitmiştim. Orada başkan rica etti, bizim meslek mensupları için bir şey hazırla, biz bu duyuruyu verelim. Ondan sonra da meslek mensuplarının içi rahat olsun. Bir duyuru hazırladım. Olmazsa ben o duyuruyu bulabilirsem bizim odamıza vereyim. Bizim odamız da onu sitesinde yayınlasın. Siz de meslek mensuplarınıza, mükelleflerinize bu yazıyı gönderin. E-maille efendim. Evet, çok acil. İşte buradan şimdi çıkar çıkmaz akşam ilk işim. Efendim, yani bakın şimdi ben Adıyamanlıyım. İşte çok artık böyle çok seminer vermeye dışarıya gidemiyorum ama o tarafa gidince bizim Adıyaman oda başkanımız da rica etti. Üstad dedi, Adıyaman'a yakın bir yere geliyorsunuz. Biz sizi alalım. Bir saat, iki saatlik yol. Bizim buradaki arkadaşlarımıza, iş adamlarımıza da anlattım. Dedim tamam, memleketimiz gideriz. Orada nezaketen işte ticaret sanayi odası başkanı gelmiş, esnaf odası başkanı gelmiş. Nezaketen bir protokol. İşte bir açılış konuşmaları bitince usuldan arkadan sıvışıp gidecek adam. Tabii ben anlattıkça şunun böyle cezası var. Bu hani bir yarım saatlik bir sunum değil. O hani 2-3 saat sürdüğü için bir sürü görüntüleri görüyor. Adam baktım üzülüyor, böyle eziliyor, terlemeye başladı. Kaptan gidecek. Onun için
Yani bizim meslek mensubu olarak tek sorumluluğumuz mükellefimizi bilgilendirmek. Bitti. İster alır, ister almaz. Beni hiç ilgilendirmez. Para onun cebinden çıkacak. Para onun parası. Ama bak şöyle. Ya bak adam doktor çalıştırıyor. Bir doktorun maaşı 9000 lira. Net maaşı. Doktora araba veriyor. 1000 lira kirası var. Yıl aylık 1000 lira yakıtı var. İş güveni uzmanına araç veriyor. Kirası 1000 lira. 3-4 bin. Abi ben karşılıklı yani soru yani ben beni ilgilendirmez. Bak 50 lira yapan da var. Bilmiyorum. Yani burada sen 250 alıyorsan öbürü 500 alıyorsa o bizi ilgilendirmez. Sen de 500 iste. Abi yani ya ben ne yapayım şimdi? Ben ne yapayım yani abi? Yani ya beni ilgilendirmiyor. Ya ben ne yapayım şimdi? Benim iş güvenliği uzmanım 217 saat. Ben saatin hepsini size vereyim. Zaten. Efendim? Tamam peki. O sizin takdiriniz. Sunarak anlatmak da tahminim çok faydası olacak. İlginize teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Nafiye Hanım. Bir de eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu kalkmadı mı diyor. Evet, özel sektörde eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu, terör mağduru çalıştırma zorunluluğu kaldırıldı. Aynı ilde toplam işçi sayısının %3'ü kadar engelli çalıştırma hükümlülüğü var. İşçi Özlük Zekiye Ağca. Doğru mu? İşçi Özlük Dost, ben okulda öğrencilerime sınav kağıdının altına yazıyorum. Okunaklı ve güzel bir şekilde yazın. Yoksa not vermem. Okuyamıyorsam kağıdı not vermiyorum. Efendim? Yok haklısınız, bir şey demiyorum yani öğrencilerime söylediğim için. İşçi özlük dosyalarında yer alması gereken sağlık raporlarında tam teşekküllü devlet hastanesi raporu gerekli mi? Hayır. Sizin iş yeri hekimi olan kişiden bu belgeyi istemeniz gerekir. Eğer iş yeri hekimi yoksa herhangi bir ortak sağlık güvenlik biriminden bu şekilde rapor alabilirsiniz. Ama artık biliyorsunuz tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde bütün iş yerleri bu kapsamda iş yeri hekimi çalıştırdığı OSGB'den hizmet aldığı için o ilgili hekim veya OSGB'den bu yönde belge düzenlemesini talep edin. Doktor hastane raporuna gerek yok. Evet. Anonim yine Zeki Hanım. Anonim şirket ortak ve yönetim kurulu üyesi üyelikten ayrılınca kendi şirketinde sigortalı olabilir mi? Geç Murat Bey'in konusu ama Murat Bey'in izniyle gireyim ben bu konuya. Anonim şirket ortak ve yönetim kurulu üyesi. Yönetim kurulu üyeliğinden çıkınca düz anonim şirket ortağı olunca o şirkette SSK'lı olabilir. Ama limited şirketlerde şirket ortaklığı %1 bile olsa kendi şirketinde sigortalı olamaz. Aynı şekilde sigortalı çalıştığı şirkete ortak ve yönetim kurulu üyesi olursa o da Bağkur'a dönmek zorunda. Eskiden böyle bir muafiyet vardı 2008'den önce, bu da kalktı. Ekim 2018 öncesi çalıştığı halde limited şirkete ortak olunduğunda Bağkur olmak zorunda mı? Evet, 1 Ekim 2008'den önce işe girmiş SSK'lı çalışan biri dahi olsa bugün Bağkurlu olmak zorunda. 1 Ekim 2008'den önce usulüne uygun olarak ortak olduğu şirkette daha önceden SSK'lı çalışıyorsa 1 Ekim 2008'den önce ortak olmuşsa problem yok. Ama 50-30 yıldır SSK'lı çalışıyorum ben, patron Halime acıdı dedi ki kardeşim dedi Resul al sana %1 hisse veriyorum limited şirketten, Bağkur'a dönerim bugün. Artık hiç kimse kendi şirketinde sigortalı olamaz. Ne zamandan beri sigortalı olduğunun falan filan hiç bir önemi yok. Ama tekrar ediyorum, anonim şirketlerin sadece ortak olanları SSK'lı olabilir. İş güvenliği uzmanı kısmi süreli çalışmakta Ali Pala. İş güvenliği uzmanı kısmi süreli çalışmakta bu nedenle onaylı defter tutulacağını söylediniz. Onaylı defter nasıl tutulacak? Onaylı defter dediğimiz şu, kırtasiyelerden noksanlık ve aykırılık bildirimlerine ilişkin bir defterdir bunun şey. Onaylı defter diyoruz biz yönetmekte ama bu defteri kırtasiyelerden temin edip
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne onaylatabilirsiniz. İş güvenliği uzmanları bunun nasıl yapılacağını zaten biliyor. İş güvenliği uzmanımız C belgeye sahip, tehlike derecemiz çok tehlikeli olmaz. Çok tehlikeli ise en az B uzman olması gerekir. Uzmanınızı değiştirmeniz lazım yani. Yani C uzman çok tehlikeli iş yerlerinde olmaz. Sigortalı çalışanı ve SGK dosyası olmayan bir oto tamirhanesi iş güvenliği ile ilgili bir şey yapmasına gerek yok. Oto tamirinde sadece usta çalışıyor. Bir şey yapmasına gerek yok. Staj, evet, ne demiş Önder Polat? Staj mağdurlarının sorunları hakkındaki düşüncelerinizi bizimle ya burada paylaşmaya gerek yok. Yani benim stajla ilgili ne düşündüğüm kimse ilgilendirmez. Yani buradaki arkadaşlarımızın genel sorularına, özel sorulara cevap vermek doğru değil. Sevgili Resul hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Şimdi ikinci olarak İstanbul İl Müdür Yardımcımız Sayın Murat Özdamar'a söz veriyorum. Buyurun Sayın Hocam. Cevdet Bay, isteğe bağlı Bağkur'un SSK priminden dolayı kesilmesi, SSK prim ödemesinin durmasından dolayı tekrar isteğe bağlı Bağkur açılış dilekçesi verilmemiş, yaklaşık olarak 10 yıl prim ödenmiş. Bağkur bu ödenen primlerin 1.10.2008 sonrasını hizmetten saymıyor, parayı iade edeceğim diyor. Demin arada da benzer bir soruyu arkadaş sormuştu. Maalesef mevcut uygulamada katılmadığım bir uygulaması Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 1 Ekim 2008'den sonrasını saymıyordu, talep dilekçesi yok diye. Biz bunun yanlışlığını ifade ettik. Hatta bir iki tane emeklilik aşamasında olan çok mağdur kişiler vardı. Ben genel görüşle sayın bunu dedim, geçerli saymıştık. Yeni çıkacak genelgemizde, bir hafta 10 gün içerisinde çıkacak genelgemizde bu sorun da çözülüyor, biz de iletmiştik. Yani bunlar da prim ödemesi isteğe bağlı talep dilekçesi verme beyan iradesi sayılarak geçerli sayacak. Sakın ola bu parayı iade almasın ilgili arkadaşımız. Makbule dilek başar zannedersem. Sehven şirket ortağını sigortalı yapan işveren ne yapmalı? Yani 4A kapsamında bildirmiş anladığımız kadarıyla. Geçerli değil, 4B'li olması gereken. Primler ödenmişse ilgili sigortalı mahsuplaşma dilekçesi verebilir. Bağkur dosyasının açılması gereken, yani ticaret merkezinin içine alan sosyal güvenlik merkezine önce tescil yapılmamışsa Bağkur dosya tescili, daha sonra mahsuplaşma, yani SSK primlerinin Bağkur borcuma sayılmasını talep ediyorum biçiminde bir dilekçe verebilir. Böyle bir dilekçe verdiği takdirde sigortalı hissesi Bağkur prim borcuna mahsup edilir. İşveren de talep ederse, ilgili tüzel kişilikse tüzel kişilik, gerçek kişiyse gerçek kişi, talep ederse o da kendi hissesini alabilir. Talep ederse ilgili ortağın borcunu kapatmadıysa oraya tekrar aktarılmasını talep edebilir. Birinci yöntem bu. İkinci yöntem, 4A kapsamında sigortalı bildirilmemesi gereken ortağımı sehven bildirdim. 4B kapsamında sigortalı olması gereken bir kişi. Dolayısıyla da 4A sigortalılık niteliği olmadığından al sana iptal prim hizmet belgesi diyebilir. Bunu vererek ödenmiş olan primleri alıp sigortalı hissesini sigortalıya, kendi hissesini kendine, muhasebe kaydını da artık siz tutarsınız, o kısmında sizin yapacağınız iş. Servis taşımalı işinde bir fiil çalışan Bağkur'la olan gelir vergisi mükellefi son 3,5 yıl başka iş yerinde hizmet aktiyle çalışırsa SSK'dan emekli olabilir mi? 62 doğumlu diyor, 13 yıl Bağkurlu, SSK girişi 87 diyor. Askerlik borçlanması da var diyor, giriş 86'ya denk gelmiş. 13 yıl Bağkur 4000 gün gibi, 4600 gibi gün yapar. 3,5 yılda 1260 yapar, SSK'dan emekli olmaya yeter. Bir başka işverenin yanında 1260 gün boyunca SSK sigortalısı prim öderse bu ilgili kişi SSK kapsamından emekli olur. Yani ilgili servis işini kapatmasına, devretmesine gerek yok. Sigortalı olması demek bir gün öncesinden Bağkur'un sona ermesi. Tekrar sigortadan çıkarsa, işten çıkış bildirgesi verirse, takip eden günde de vergi faaliyeti devam ediyorsa
Bağkur kapsamına girmesi demek. Zeki Şanlıbey Ticaret Lisesi dönemindeki staj günlerinin SSK'lı olarak sayılması olanağının verilmesini istiyorum demiş. Ben de olsa dükkan sizin diyeceğim. Maalesef yıllardır söyleniyor ama pek olacak bir şey değil. Ancak borçlanma ile ilgili kanunun 41. maddesinin değişmesi lazım mümkün olabilmesi için. Ufukta da görünmüyor. İrfan Hülakü, yabancı uyruklu bir vergi mükellefinin 4B kapsamına alınabilir mi? Alındığı takdirde eş ve çocuk sağlıkta yaralanma. Vergi mükellefi olmasıyla birlikte ister yabancı uyruklu olsun ister Türk uyruklu olsun 4B kapsamında sigortalı demektir. Zaten yabancı bir uyruklu kişinin de vergi mükellefi olması için çalışma izninin olması lazım. Muhtemelen o da alınmış demektir. Kendisi prim ödemesini müteakip hem kendisi hem bakmakla yükümlü olduğu eş çocuk anne babası başka ülkeden sağlıktan yararlanmadığına ilişkin beyan belgesinde bulunmak koşuluyla sağlıktan yararlanır. Buyurun. Normaldir. Çalışma izni yoksa Çalışma Bakanlığı açısından bir sorun olur mu Türkiye'de de o açıdan değerlendirilir. Kişi ortak olmakla birlikte 4B sigortalısıdır. Doğru işlem tesis edilmiştir. Kendisi ve çocuklar da sağlıktan yararlanır. Evet. İşte yabancı uyruklu ülkeden priminin ödendiğini belgelemesi koşuluyla bu kişi kapsama alınmaz. İlgili sosyal güvenlik merkezi kişiyi 4B'li yapsa bile formüler dediğimiz Türkçe ve Fransızca dilde yazılmış ilgili Fransa'dan prim ödeniyor kişi diye belgeyi ifraz ettiğiniz zaman bu Bağkur sigortası sanki hiç olmamış gibi kapatılır. Onu da belirtelim. Bir ay önce işe başlayan sigortalı annesinin sağlık sorunları nedeniyle 4 ay çalışamayacaktır. Bu durumda işveren ilgili sigortalıyı ücretsiz izinli göstermek istemektedir. Bu durumda ilgili sigortalıya yönelik GSS primi veya değişik müeyyidelere maruz kalır mı? Ücretsiz izin süresi bir takvim yılı içerisinde 30 gün geçtikten itibaren GSS yükümlülüğü başlıyor. Dolayısıyla bu ilgili kişinin gelir testine girmesi lazım. Gelir testine bağlı olarak da prim ödemesi lazım. Yine ayrıca annesinin de bağımsız gelir testine girmesi lazım. Annesinin de bağımsız çıkacak rakam üzerinden prim ödemesi lazım. Bunu yapmak yerine işten ayrılıp son bir yıl içerisinde 90 günden fazla hizmeti varsa 100 gün böyle idare eder. Ondan sonra gelir testine girer 20 günü veya isteğe bağlı olup ondan sonra çalışacağı döneme kadar bu sorunu aşmış olabilir. Tavsiye edeceğim bu olur. İşten ayrılması ya da işten ayrıldıktan sonra bu yoksa son bir yılda 90 gün isteğe bağlıyla hem sağlık primi ödenmiş hem de emekliliğine geçerli olabilecek bir sigortalılık hizmeti olmuş olacak. Hele hele geliri yüksekse yani 248'lik gruba giriyorsa mutlaka isteğe bağlı olması menfaatine olur. Şirket ortağımıza 5000 TL her ay huzur hakkı ödemekteyiz demiş H. Ali Birlik Bey. 2250 TL Bağkur primi bildirilmekte. Bağkur primi huzur hakkı tutarının da olması zorunluluğu var mı demiş. Ödeme burada şirketin ödemesi. 5000 lira ücret ödüyor. Öbür türlü ortak kendisi bireysel Bağkur kapsamında, sigortalı kapsamında dilediği rakam üzerinden bildirebilir. İsterse asgari ücret bildirebilir. İsterse 2000 lira bildirir. İsterse 5000 lira bildirir. Ödenen ücretle bağımsızdır. Gerçek kişi olsaydı kendisinin çalıştırmış olduğu en yüksek ücret ödediği sigortalıdan az beyan edemeyecekti. Tüzel kişiliklerde işletme biliyorsunuz ayrı sigortalıdan bağımsız bir tüzel kişiliğe sahip dilediği miktar üzerinden ödeyebilir. Ne kadar yüksek öderse o kadar yüksek emekli aylığı alır. Bağlantısı yoktur bunun. Hiçbir bağ yoktur. 1000 lira bildirir de 5000 değil 6000 lira bildirir. Yani o ödenen ücretle alakası yok. Buyurun. Yurt dışına nereye gidince? Sözleşmeli ülkemize gidiyorsanız
Beşiktaş Sosyal Güvenlik Merkezi'nden sağlık yardım belgesi, formüler diyoruz buna. TA11, AT11, FRT1 gibi bu şekilde belgeyi alıp oralardan yararlanabiliyoruz. O ülkelerin uygulaması ayrı. O sigorta mevzuatı kapsamında diyorum. Yani bu belgeni alıp Fransa'nın sağlık makamlarına ibraz edip yararlanabilirsin. Aynı şekilde Fransız vatandaşı Türkiye'ye geliyor. Dediğim formülleri alacak. Beşiktaş'taki yurt dışı servisine ibraz edecek. O da kendisine bir tane kağıt formatlı, altı mühürlü. Ey Türkiye'deki hastaneler, bu vatandaşın sağlık hizmetini yap, paranı benden al diye bir belge verecek. Onunla sağlık yardımı alacak. Usul böyle. Ayrıca başka ülkelerin işte Amerika'ya gidene özel sigorta gibi onlara girmiyorum ben. Yaptığımız sözleşmede kısa vade de var. Her ülke birbirinin sigortalısının sağlık yardımını yapıp o ülkeden parayı ister. Nurten Hanım çok uzun soru sormuş. 5746 sayılı kanun kapsamında vergi teşvikleri konuma girmiyor. Prim desteği uygulaması ARGE teşvikinden bahsediyor. Her bir sigortalı için 5 sene söz konusu, 60 ay boyunca ARGE teşviği var. Usul esasları bayağı uzun, ona giremeyeceğim. 6111 sayılı işveren payı teşvikine ait prim desteği uygulaması. 6 aydan uzun süredir 4A kapsamında sigortalı bildirilmeyen, 18 yaşından büyük olan, 29 yaşı aralığında olan erkekler için 24 aydan başlamak, 29 yaşından büyükse belgesine bağlı olarak 24 ay, 12 ay ya da İşkur'a kayıtlı olmasına göre 6 ay, bayanların 18 yaşından büyük olması koşuluyla 24 aydan başlamak üzere ilave 6, 36, 48, 54 ay gibi teşvikten yararlanması söz konusu. Ama burada da en önemli koşul ilave işçi olması lazım, işçi. Yani öyle bir işçiyi işe al ki o işçi 6 aydan bu yana işsiz olsun. Özellikle bayan olsun. Bayan değil erkekse mesleki yeterlilik belgesi olsun veya üniversitelerin ilgili bölümünü bitirmiş de o mesleği yapıyor olsun. Muhasebe bölümünü bitirmiş, bir muhasebe bürosunda muhasebe görevlisi olarak çalışıyor olsun erkek mesela. 36 ay. Teknik olarak İşkur'un düzenlemiş olduğu mesleki yeterlilik kursunu bitirmiş olsun, o işi yapmış olsun. Örneğin sistem mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, siz de bunu işe almış olun. 48 ay, 18-29 arası erkek ya da 18'den büyük bayansa. İlave olarak bir de ortalamaya ilave işçi olmak koşulları. Yani Murat Özdamar'ı bugün işe aldın. İşe aldığın iş yerinde daha önceki 6 ayda çalışan sayılarını topla. Yani Ocak ayı, Aralık ayı, Kasım ayı, Ekim ayı, Eylül ayı gibi son 6 ayı topla. 6'ya böl. Virgülden sonrası 50'ye kadarsa, 50'nin üstündeyse yukarıya, 49 ve aşağısa aşağıya yuvarla. Diyelim ki 6,37 ise 6. Demek ki artık Murat Özdamar'ın teşvik süresi de 24 aysa, özellikle İşkur'a kaydetmenizi tavsiye ederim. İlave 6 ay teşvik alırsınız. Beni İşkur'a işe almadan önce kaydettirdiniz. Oldu teşvik 30 ay. Demek ki artık Şubat ayından başlamak üzere 7 ve üzerinde işçinin çalıştığı dönemlerde ben 6111 teşvikli olarak bildirilebilirim. 6'ya inerse bildirileme, 5'e inerse bildirileme. Bu Şubat ayından 24 ay teşvik olsa 2016'nın işte ocağına kadarki 24 aylık dönem içerisinde 20 ay boyunca 7 ve üzeri, geri kalanı da 7'nin altındaysa demek ki 20 ay boyunca teşvikli bildirebilirsiniz. 2 yıl sigortalı olan milletvekillerinin emekli olacağını okudum. Yok, emekli olmaları söz konusu değil. Sadece emeklilik kapsamının ne olacağıyla alakalı bir durum. Yoksa 30 yaşında kişiler var, onlar 2 yıl milletvekili oldu diye emekli olmayacaklar. Aynı sizin benim yaşıma tabi olacaklar. Yurt içi iş yerlerinde sigortalılık başlangıcı ve çalışmalar sonrasında yurt dışı firmalarda mühendislik çalışması uzun süreli, zaman zaman çalışmadan geçen kısa süreler olması halinde beklenen değişikliklerle eksik süreyi primlendirerek emeklilik ve sağlık güvencesi hakkı mümkün müdür? İlgili kişiler Türkiye ile sözleşmesi olan ya da olmayan ülkelerde çalışmaya gittikleri takdirde kadınlar ikamet süreleri bunlar için yeterli. Erkekler
sigortalı olarak çalıştıkları süreler, sadece işsiz kaldıkları dönemlerde de bir yıla kadar işsizlik sürelerini borçlanarak sanki Türkiye'de çalışmış gibi saydırabiliyorlar. Özelliği bu yurt dışı borçlanması dediğimiz müessese. Bu durumdaysa ihtiyaç duyuyorsa buna başvurabilir. İhtiyaç duymadan da salt benim maaşım yüksek bağlansın, günüm fazla olsun diye gene yapabilir. Ali Yıldız Bey sormuş. 4-3-2002 yılında bir limited şirketinde SSK'lı olan bir kişi 2007'de şirkete ortak ve müdür oldu. 4 aylığı halen devam etmektedir. 4 aylığın devam etmesi doğru bir uygulama mıdır? Hiç aralık yoksa, boşluk yoksa, o dosyadan o dosyaya atlatmadıysa, o 2007'den bu yana bildirildiği yerse hiçbir sorunumuz yok. Ondan sonra güzel bir soru sormuş. Aynı kişi bu şirkette tek ortak ve müdür olacak. Demek ki hissenin diğeri devralacak. Yeni Türk Ticaret Kanunu'na göre bu mümkün. İşte burada ne olacak diyor. Vallahi orada ne olabileceğini ben de bilmiyorum. Şimdi hem işveren hem işçi konumu söz konusu olacak. Böyle bir riske girmemekte fayda var. Netleşene kadar derim. Başka bir SGK müdürlüğünün mıntıkasına taşıyacak. Eskiden olsaydı sorun vardı. İşte yeni genelgeyle bu düzeltiliyor. Dosya nakle bağlı dosya değişmesi, yani ilgili dosyanın işlem gördüğü merkeze ben bu dosyayı filan yere taşıyorum demesi, taşındığı yerin merkez müdürlüğüne de ben buraya taşındım demesi durumunda, yani nakil olması durumunda, her iki numara da birbirine paralel çıkmaktadır, eski numara yeni numara diye, böylesi bir durumda bundan sonra inşallah sorun olmayacak. İSG uzmanı çalıştırmaktayız demiş Sevinç Kaya Hanım. İki inşaat, bir merkez fabrikamız var. Uzmanı Ocak ayında sadece bir gün merkezden SSK'lı gösterdik. Her bir inşaatta ayrı ayrı çalıştı. Saat kadarımız SGK'lı yapmalıyız. Eksik günler için ek home vermeli miyiz? Bunun sonucu olarak İSG uzmanı eksik süreler için GSS yaptırmalı mı? Şayet ek home vereceksek İSG uzmanı ile yapılan sözleşme veya başka bir evrak ekleyecek miyiz demiştiniz. Şimdi aynı unvanlı işletme ise inşaat ve merkez olan dediğimiz dosyalar, A Limited şirketinin ise her ikisinin toplamı 7,5 saatten az ise bir dosyadan bir gün bildirmenizde hiçbir beis yok. Çalışan sayısı sigortalı bildirdiğiniz yerin çalışan sayısı onun altındaysa eksik gün bilgi formu verme zorunluluğumuz var. İSG uzmanıyla yapmış olduğunuz sözleşmeyi buna ekleyebilirsiniz. Eksik gün nedeni olarak bunu eklemeniz yeterli olur. İşveren tarafından çalışanlara yapılan sağlık sigortalarının bodroya yansıtılması. SGK primi hesaplanacak mı? Gelir vergisi indirimi var mı? Personele yansıtılacak. Gelir vergisi indirimi de var. Sosyal güvenlik mevzuatında da belli bir rakama kadar tutarı prime dahil edilemiyor. Bu asgari ücretin 1/3 kadarlık kısmı. Prim tutarı 700 liraysa, asgari ücretin 1/3 360 liraysa, 360 lirası sigorta priminden muaf olacak, geri kalanı tabi olacak. Aynı şekilde vergiden de istisna olma durumu var ama vergi uzmanı olmadığım için hatalı cevap vermek istemiyorum. Ama en azından bir defaya mahsus kısmi süreli iş sözleşmesini ekon bilgi formuna eklememiz lazım. Yok, noter mecburiyeti yok. Sözleşmenin taraflarca imzalanması yeterli. O ilk verdiğiniz şeyin de tarih sayısını alırsınız. Ondan sonra bir önceki ayda ki verilen eksik gün bilgi formuna eklediğinizi belirtiniz. Yok ama sözleşme görmüyoruz işte. Maalesef böyle. SSK emeklisinin kendi adına iş yeri açması durumunda SSK karşısındaki sorumlulukları neler? Vergi dairesini içine alan sosyal güvenlik merkezine ben vergi mükellefi oldum, maaşımdan %15 destek primi kes demesi yeterli. Emekli sandığı emeklisiyle de Ankara'ya dilekçeyi gönderebilir bu şekilde. Celil Şahin bir avukat hem bağımlı hem de bağımsız olarak çalışabilir mi? Çalışabilirse bağ kurumu olmalı yoksa SSK mı? Avukatlık kanunu kapsamında durumuna bakmanız lazım ama benim gördüğüm her iki kapsamda da çalışabilir. Yani cumartesi günleri Resul Bey'e hizmet aktiyle sabah 8'den akşam 5'e kadar hizmet verirse bu kişi artık 4A kapsamında Resul Bey tarafından, onun firması tarafından sigortalı beyan edilmelidir. Böyle olunca da Bağkur devreden çıkacaktır. Geride kalan 29 gün için
isteğe bağlı mı olur, gelir testine mi girer, daha sonradan borçlanma mı yapar, kendisinin bileceği bir şey. Bir avukat home office şeklinde hizmet verebilir mi? Herhalde gelir vergisi kanunu açısından bir mahsuru yok diye düşünüyorum. Hatta onun da meslek yasasına bakmak gerekir bizde. Yani onu baronun meslek yasasına bakmak gerekir. Yani benim ilgi alanıma girmiyor, siz daha iyi bilirsiniz. Mali müşavir yapabiliyor ama değil mi? Yok. O da mı yapıyor? Allah Allah. Doktorlar yapıyor ama. Doktor yapıyor. Bağkurlu çalışırken SSK'lı olunursa Bağkur sigortalı, evet, durur, pasif duruma gelir. Ne zamanki işten çıkarırsa hemen canlanır. Yani bir insanı peşindeki gölge gibi düşünün, güneşin durumuna göre bazen önüne bazen arkasına gelir gölge. İşte SSK'da olunca gölge arka tarafa, SSK sona erince ön tarafa sirayet eder. Bu şekilde değerlendirin. Bağkurluluk süresi ve borcu silinen kişi ilgili dönemler için GSS primi ödemesi yapacak mı? Ödeme yapmayacaksa ödeyenlere göre haksız bir durum ortaya çıkmış olmuyor mu diye sormuş Zafer Gönül Bey bana. Ben de genel müdüre sormuştum 20 gün önce, bunu da ihmal etmeyin demiştim. O da dedi ki bunları ileride canlandırınca zaten GSS primi alacağız, bir haksızlık olmuyor dedi. Ben de pek fazla katılamadığımı ifade etmiştim. Evlerde gündelik çalışan hizmetçinin SSK'lı olma prosedüründe bir kolay yol halen bulunamadı. Çalışma devam ediyor. Bir iki düşünce var, ek 5 ek 6 kapsamında yapalım diye. Onda da suistimal olur mu düşüncesi var. Şu an daha netleşmedi, onu belirtelim. Anonim şirketin yönetim kurulu üyesi olmayan ortağı 4A kapsamında olabilir. Eğer iş yerinde çalışıyorsa ortak olan kişi 4A'lı. Tam tersi ortak değil, yönetim kurulu üyesi de olabilir Türk Ticaret Kanunu'na göre. O zaman da 4A'lı. Bu kişiler 4B'li olamazlar. İsteseler de olamazlar. Ortak yönetim kurulu üyesi değil. Beni 4B'li yapın desek de yapmayın. Sadece isteğe bağlı olma isteğiyle söz konusu olur. Doktor özel bir hastanede 12 gün 2500 TL ücretle 4A'lı olarak çalışıyor. Kendi başına muayene açtığında 4B'li olmayacak. 18 günü dilerse isteğe bağlıyla ödeyebilir, dilerse borçlanabilir. Hamile kadın doğumuna 120 kala işten çıkarılırsa doğuma 4 ay kaldığından sağlık hizmetlerinden ne kadar süre içinde? Gebe kadınlar devlet hastanesinden, aile hekimlerinden yararlanabilir ama doğuma 120 kala çıkmışsa o dediğimiz 90 artı 10 gün kuralı da geçerlidir. O kural kapsamında özel hastanelerden de yararlanabilir ama doğum parası dediğimiz parayı doğuma 4 ay kala ayrıldığı için alabilmesi mümkün olmaz. Emzirme parası farklı bir şey. 94 lira değil, 100 liralık. Nasıl? Devlet hastanesinde, aile hekimliği müesseselerinde prim borcu da olsa, sigortalı da olsa, sigortalı da olmasa analık kapsamında yardımlardan yararlanır. Ama ben devlet hastanesine gideyim, Amerikan hastanesinde doğum yapayım diye düşünce içerisine giriyorsa hayal kırıklığı yaşar. O dediğimiz son bir yıl kuralını. Şimdi eğer işsizlik sigortası şartlarını sağlıyorsa zaten işsizlik maaşı aldığı sürelerde genel sağlık sigortasına zaten tabi, bunun primini işkuru ödüyor. 6 ay, 8 aysa 8 ay, 6 aysa 6 ay, 10 aysa 10 ay. Zaten her türlü sağlık hizmeti güvence altında, işsizlik maaşı alıyorsa hiç tartışacak bir tarafı yok zaten. 6111 sayılı kanundaki indirimli işçi SGK'ya ödemelerin ekranda nasıl yapıldığına dair bir diğer indirim ve teşviklerle ilgili konulara değinilip nasıl uygulayacağımızın anlatılmasını rica ederiz. Bununla ilgili çeşitli defalarda odada anlattık. Şimdi 2 dakika, 3 dakika, 5 dakikada anlatılacak bir şey değil. Ortalamanın nasıl olduğunu size ben söylemiştim. O slaytın içerisinde siteye koyalım mı dediğiniz, orada biraz daha geniş kapsamlı anlatım var. Oradan bakarsınız, siteden bakmanızı tavsiye ederim. Limited şirket ortağı Selami Bey sormuş. 4A geçmişten bu yana 4A kapsamında görünüyor. 2002 yılında bir limited şirket ortağı olmuştur. Kendisine ait olmayan bir firmada. Bu durumda kesintisi 3-5 gün olmuşsa 4B kapsamı devreye girer mi? Tam anlayamadım. Burada mı Selami Bey ne ifade etmek istemiş? Çıkmış mı?
sorusunu tam anlayamadım. Kesinti 2008'den önce mi olmuş, sonra mı olmuş? Daha önceden tescil edilmiş bir Bağkur dosyası var mı, yok mu? Onları da bilirsek daha sağlıklı şey yaparız. 2008'den önce isterse 2 sene kesinti olmuş olsun. Bağkur dosyası tescil edilmemiştir. 1 Ekim 2008'den önce devam edip gelen sigortalılığı vardır. Zaten Bağkurluluğu geçerli olur gibi cevaplar verebiliriz. Tescil edilmiştir, baştan beri geçersizdir. Şu an geçersiz deriz ama torba yasa yürürlüğe girince 12 aydan fazla prim borcu çıkacağı için Bağkur hizmeti silinir. Bağkur hizmeti silinince SSK sigortası geçerli olur gibi birden çok seçenekli cevabımız mümkün. Burada olsaydı daha net cevap verirdim. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı Türkiye'de SGK ve Bağkur sigortalısı olabilir mi? Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı Türkiye'den eskiden isteğe bağlı olabiliyordu. Şimdi isteğe bağlı olabilmesi mümkün değil. Yurt dışından döndükten sonra veya yurt dışında ikamet ettiği süre içerisinde kadınsa ikamet süresini, erkekse çalışma süresini borçlanabilir. Borçlanması demek aynı zamanda ilerleyen dönemde emekli olması anlamına gelir. Ama Türkiye'de yaşayan çocukları varsa onların ya gelir testine girmesi, isteğe bağlı olması gibi birden çok seçeneği var. Limited şirket iş yerini ve işini terk ederek ortadan kaybolup gitmiş. Muhtemelen aidatı da ödememiştir mali müşavire. Sorumluluktan kurtulmak için büromda kalan defterleri ne yapmalıyım? Defteri nereye teslim etmeliyim? Yetkili ortakları bulamıyorum. Üstadım, bu sizin konuya giriyor. Ne yapacak? Siz cevap verin buna. Para veremeyiz. O garanti. Değerli arkadaşlar, bu durumda olan müşteriniz varsa öncelikle meslek yasası açısından da sorumluluktan kurtulmak için noterden ihtarname gönderin. Size bildirmiş olduğu en son adrese ihtarname gönderin. O ihtarname ulaşmayacaktır çünkü kişi yerinde yok, ama sorumluluktan kurtulmak için bu şekilde yapın. İhtarnameyi gönderin. Daha sonra bir dilekçeyle bu defterleri vergi dairesine teslim ederek sorumluluktan kurtulabilirsiniz. Bazıları alıyorlar, bazıları almıyorlar, ama siz noterden ihtarnameyi gönderdikten sonra bu sorumluluktan kurtulursunuz. Ya problem değil, ihtarnameyi gönderin, siz de bildirdiği resmi adresine gönderin. Siz onun adresine hafiyelik yapmak zorunda değilsiniz. Size tebliğ ettiği, bildirdiği adres neyse noterden ihtarnameyi gönderin, sorumluluktan kurtulursunuz. Mehmet Ali Bey, her yapılan yeni af yapılandırma... Kaç yıldır beyannamelerini veriyor musunuz? Yani vermiyorsanız zaten iş bitmiş, süre geçmiş artık. Depoda boş bir yer yok mu? Koy depoda dursun ortadan çıkana kadar. Mehmet Ali Alkan Bey, her yapılan af yapılandırma ödemelerini zamanda yapılan firmaları üzüyor. Artık üzmüyor çünkü onların 5 puan indirimi, diğer teşviklerden yararlanma durumu var. Dolayısıyla ödeyenle ödemeyen arasında bir ayrım var. Yani eskiden 2008'den önceki durum gibi değil. Ödemek her zaman cazip. Adamın gecikme zammını kaldırsan kaç yazar? Bir kere %5'i kaybetmekle kafadan %18, %19 daha fazla prim ödüyor. Her dönemde bize de diyor iş çıkıyor diyor. Müracaat bilmem ne diyor. Ek yük oluyor. Buna ilgili bir çözüm diliyoruz diyor. Nerede hareket orada bereket diyorum ben de. %10 hisse sahibi anonim şirket ortağı kendi ortağı olduğu şirkette fiilen çalışıyor. Buradan 4 ağlı bildirilmesi lazım yönetim kurulu üyesi değilse. Aynı zamanda yönetim kurulu üyesi ise çalışıp para bile alsa sadece gelir damga vergisi kesilip sigortaya tabi tutulmayıp 4B'li olması lazım. Not demiş, yönetim kurulu üyeliği yok. SSK sigortalı, hayırlı olsun. OSGB portalına giriş yaptığımızda hizmet alan iş yeriyle iş güvenliği uzmanı arasında sözleşme elektronik ortamda yapıldığında uzman kişi bağımsız çalışan büro sahibi ise yine ücret bodrosunda mı gösterilecek? Uzman kişi bağımsız çalışan, vergi mükellefi olan ya da olmayan çok önemli değil, kişi durumunda ise bizim onu bodroya yansıtmamız, yani 4A kapsamında sigortalı beyan etmemiz lazım. Bir istisnası var. Bu kapsamdaki kişi 4C'li ise, yani devlet memuru ise, emekli sandığı kesenek ya da primi ödenen veya 4C kapsamında primi ödenen birisi ise o zaman muafiyeti istisnası var. Onun dışında istisnası yok.
Tamam, almayacak. Almayacak zaten. Geri kalan 29 günü diyorum ya, ya isteğe bağlıyla 30'a tamamlayacak veyahut da ilerleyen dönemde borçlanacak. İsteğe bağlı dilekçesi versin, 29 günde isteğe bağlı prim ödesin, 30 gün tertemiz SSK hizmeti olsun. Üstelik bu isteğe bağlı, 4A isteğe bağlı. Yemede yanında yat değil mi? Bütün mali müşavirlerimize niye verilmedikleri şey adamlara nimet olarak sunulmuş. Yararlansın kardeş. 2004 yılından bu yana kesintiye uğramadan yönetim kurulu ve hissedarı olduğu Anonim şirketinden SSK'lı görüldüğü için 2010 yılında emeklilik için müracaat edildiğinde emekli olamazsın denildiğinde bu kişinin bugüne kadar ne yapması ve sorumluluğu ne olacak? Şükrü Yılmaz. Nasıl olmuş bu? Bağkurluluğu geçerli 5 yılı geçersiz miymiş? Önceden Bağkur başlamış, sonra sigortalı olmuş, borcu da 30 Nisan 2008 tarihi itibariyle 60 ayı geçmediği için geçersiz olmuş, o yüzden emekli olamamış birisi mi bu? Soru sahibi Şükrü Yılmaz. Ayrılmış. Ayrılmış. Yeni yasa bunun sorununu çözüyor, o kadar diyeyim o zaman. Bu sigortalılık süresini silme, Bağkur'u silecek, dümdüz edecek. Dolayısıyla da SSK geçerli olacak. Dolayısıyla da 2010 yılından geçerli olmak üzere şartları sağlamışsa birikmiş aylık alacak. İstirahat raporlarında rapor başlangıç tarihinden önceki hastanenin hastaneye yatış tarihi istirahattan sayılır mı? Evet, istirahattan sayılır. Yattığı dönemlerde her gün için yarısı, ayaktan tedavilerde 2/3 oranında bir ödeme alır aynı zamanda. Ona kadar işçi çalıştıran iş yerlerinin hekim ücretlerini devlet karşılıyor. Ama OSGB'ler işverenlerden ücretin tamamını istiyorlar. Ne yapmamız lazım? Buna benim söyleyebileceğim bir şey yok. Olan bu arkadaşlar 15 TL ve 17 TL aralığı az tehlikeli, tehlikeli sınıfa göre olan bu. Maalesef fiili durumu yansıtmıyor. Sayın Murat Özdamar, yurt dışında ikamet eden bir kişi burada da sigortalı olabilir mi? Emeklilik şartlarını tamamladığında buradan emekli maaşı alabilir mi? Yoksa yurt dışında da emekli olunca mı burada maaş almaya başlar? Soru 1. Yurt dışında ikamet eden bir kişi burada sigortalı olamaz. Bir kere sigortalı olabilmesi için burada 4A'lı çalışması lazım. Türkiye'de olmadığına göre 4A'lı olmaz. Geçici görevlendirilen kişi değilse. 4B'li olabilir vergi mükellefi ise, o zaman da yurt dışında sigortalı olmadığını belgelerse 4B sigortası kapsamına alınmış olur. Emeklilik aşamasında da emeklilik yaş şartını sağladığı, gün şartını sağladığı tarihte de yurt dışında çalışması yoksa Türkiye'den kendisine aylık bağlanır. Hatta her iki ülkede de çalışması varsa, her iki ülkenin Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi yapan bir ülke ise, örneğin Almanya'da 4000 günü var, Türkiye'de de 3000 günü varsa, normalde Türkiye'de 3000 günle maaş bağlanmaz ama 7000 günle maaş bağlanır. İşe giriş tarihi açısından ister ilk başlangıç Türkiye ister Almanya olsun, o tarih itibariyle de emeklilik için yaş şartını sağlıyorsa 7000 gün üzerinden aylık hesaplanıp 3000 günlük kısmı Türkiye'den kendisine aylık olarak bağlanır. Diyelim ki şu an 58 yaşında, Almanya'da da emeklilik yaşı 65 diyelim o kişinin. 65 yaşını tamamlayınca da Almanya 7000 gün üzerinden emekli maaşı hesap edip 4000 günlük kısmını, diyelim ki 1000 euroysa 1000 çarpı 4000 bölü 7000 formülünü uygulayarak 700 euroyu örnek veriyorum kendisine ödemeye başlar. Sözleşmesiz bir ülke ise yapacak bir şey yok. 3000 günle Türkiye'den emekli olamaz. Öyleyse emekli olacak güne yetecek kadarlık kısmını yurt dışı borçlanması yapmak suretiyle tamamlayıp emekli olabilir ama Türkiye'de çalışmasında mahsur yoksa GDP'li olabilir ama yurt dışında çalışırsa maaş kesin. Buyurun. Doğru değil, tespit edilebilir. Emniyete pasaport kayıtları istense öyle bir güzel tespit edilebilir ki. Örnek veriyorum. İkamet kayıtlarından tespit edilebilir. Yani birçok yöntem var. Doğru bir şey değil. Bayansa zaten borçlanabiliyor. Bayansa zaten borçlanabiliyor. Yani Dubai'de boş boş oturacak kadar parası varsa 300-500 liralık maaşa da ihtiyacı yok. Bence gerek de yok. Hem SSK hem Bağkur hizmeti olan bir kişi yurt dışı borçlanması yaparsa hangisine göre emekli olabilir?
Yurt dışı borçlanılan süreler, bu aynı zamanda askerlik borçlanması için de geçerli, doğum borçlanması için de geçerli. Borçlanmaya müracaat ettiğimiz tarihte en son hangi statüde sigortalı isek, borçlandığımız dönemlerin statüsü de o olur. Şu an diyelim ki ben 4A kapsamında sigortalıyım, askerlik borçlanacağım. Askerliğimi de 2000 yılıyla 2001 yılında yaptım. 2000 yılıyla 2001 yılında en son 4A'lı olduğum için SSK primi ödenmiş gibi hizmetim olur. En son Bağkur'lu olsaydım veya isteğe bağlı olsaydım 4B sayılan, bu sefer 2000 ile 2001 yılında sanki Bağkur'luymuşum gibi hizmetim olur. Yurt dışı borçlanması da böyledir. Son sigortaya göre değerlendirildiği için, hiç sigortası olmayanların da 4B'ye göre değerlendirildiği için, Türkiye'de fiilen geldiği bir dönemde hiç sigortası yoksa SSK'lı bir işe girerek ve çalışarak, altına basarak söylüyorum, çalışarak, gösterterek değil, eşinin, dostunun yanında fırında otursun, iki ekmek alsın, sarsın, versin millete, yani bu kadar da zahmette bulunarak 4A'lı niteliğini kazandıktan sonra borçlanmaya başvurursa, o borçlanacağı yıllar hangi yıllarsa sanki o yıllarda SSK'lı çalışmış gibi hizmet sahibi olur. Girebilir yani, o hangi dönemin olduğuna bağlı. Şimdi ben 2001 yılında askerlik yaptım, 2001 yılının primi sayılacak o. Son 7 yıla baktığımız zaman girmeyecek. Oysa askerliği 2009'da yapsaydım son 7 yıla girecekti. Hangi dönemi borçlanıyor? 2000 ile 2003 yılını borçlanıyorsa, 2003 yılından sonra Türkiye'de 7 yıllık çalışması, prim ödemesi varsa girmez. Ama 2007 ile 2013 arasını borçlanıyorsa, o borçlandığı dönemde son 7 yıl hesabına girer. Emeklilikte yaşa takılanlara benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Bunların gelir testine girmesi lazım, sağlıktan yararlanabilmesi için. Tabi eşten, anneden, babadan, çocuktan sağlık yardımı alamayacak nitelikteyse, alacak nitelikteyse zaten onların üzerinden yardım alır. Bir ...2014 yılı eylem planına alındı. Ne zaman düzeltme yapılır onu ben şimdi buradan söyleyebilmem mümkün değil. Eylem planında var. Bir işverenin iki limited şirketi var. Birinde 47 kişi, diğerinde 6 kişi çalışıyor. 6 kişinin sigortası 47 kişilik şirkete devrediliyor. İş yeri devri var galiba. Bu 6 kişinin hak ve sorumluluğu yeni şirkette de devam eder. Eğer işten çıkarıp kıdem tazminatını ödememişse yeni devralan işveren eski kıdemiyle birlikte bunu çıkaracağı zaman ödemesi icap eder. İşveren açısından durum bu. 4447 sayılı kanuna göre işveren payı indiriminden yararlanan 5510 sayılı kanundan da yararlanabilir mi diye soru sormuş. 6111 teşviki dediğimiz teşvik, işveren hissesinin tamamının hazine tarafından karşılanması olayıdır. İşverenin prim hissesi %20,5'tür. Bu %20,5'un %5'ini hazine, geri kalan %15,5'unu da işkur fonu karşılar. Dolayısıyla bunun %20,5'u senin cebinden çıkmadıktan sonra ister yarısını hazine, ister yarısını işkur, ister hepsini işkur, ister hepsini hazine karşılasın, sizin için değişen hiçbir şey olmaz. Son sorumuz Gökhan Çiçek'ten. Ayda 30 gün çalışan personelimiz sonradan puantaj usulüne geçebilir mi? Gerçekten fiilen böyle bir çalışma söz konusuysa geçebilir. Puantaj kartı düzenleyip SSK'sını puantaj olarak verebilir miyiz? Şimdi puantaj derken, puantaj genelde inşaatlarda çalıştığı gün üzeri kadar, iki gün yağmur yağar, dolayısıyla kalıp bağlayamaz. Hava iyi olur, üç gün boyunca kalıbını bağlar. Bunlara mahsus bir şey. Sürekliliği olan bir iş yeri için bizim puantaj diyebilmemiz söz konusu değil. Ama kısmi süreli iş sözleşmesi yapmak istiyorsanız yaparsınız. Çağrı üzerine iş sözleşmesi yaparsınız ama bir mali müşavirin yanında ben puantaj usulü çalışıyorum, böyle bir çalışma biçimi yoktur. Kanunu arkadan dolanmaktır. Bu doğru da olmaz. Yasal olanı yapalım. Teşekkür ederim. Sevgili hocama biz teşekkür ediyoruz. Şimdi sözü son konuşmacımız Sayın Adem Mortaş'a bırakıyorum.
Buyurun hocam. Teşekkür ederim Sayın Başkan. İki tane yabancı uyruklu işçinin istihdamı ile ilgili soru var. Diyor ki arkadaşımız, Başbakanın bile ülkemizde yabancı kaçak işçi çalışıyor, göz yumuyoruz dediği bir ülkede kaçak işçi tespiti denetimleri biraz ağır olmuyor mu? Ben tersini düşünüyorum. O söylem o gün itibariyle bir dış siyasetin yansımasıydı. Yanlış hatırlamıyorsam Ermenistan'la ilgili yapılan bir açıklamaydı. Böyle bir şey varsa göz yummamak lazım. Bunun belli usul ve esasların olması gerekir. Nasıl ki bizim vatandaşımız gidip Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde keyfe keder istediği gibi çalışma gibi bir durumu yoksa şayet, bu ülkeye de herkesin elini kolunu sallayarak gelip girmemesi lazım. Bu ülkede %9,5-10 işsizlik oranı açıklanıyorsa bu vatanın evlatları öncelikle iş yerinde çalışmalı. Ondan sonra ötekiler gelmeli. İkinci bir husus, buraya gelen insanların hepsi çok nitelikli vasıflı insanlar değil. Futbolda bir Messi, bir Ronaldo'yu buraya getiremiyorsunuz. Adam 35-40 yaşına gelmiş, Drogba'yı getirip oynatıyorsun oynattık diye. Yani dolayısıyla bu da bunun gibi bir şey diye değerlendiriyorum. Neyse, bunu ayrıca tartışalım. Yani bu prosedürlerin kaldırılması sizin temenniniz, ben öyle düşünüyorum. Diğer bir konu da yabancı uyruklu çalışanların sigortalı olmadan kültürel faaliyet için gelip kalabiliyorlar. Doğru, yasada düzenleme var bununla ilgili. 16-18 yaş arasındaki öğrenciler için de benzer bir durum olabilir mi? Benim bilebildiğim kadarıyla bu konuda özellikle yaz dönemlerinde güney sahillerinde ve Ege'de turizm sektöründe üniversite veya lise düzeyinde yabancı dil bilen Rusça bilmem mesela o ülkelerden gelen insanlarla ilgili yaşları küçük çocuklar burs adı altında çalışılıyor. Fakat onun bir prosedürü var. Çalışma Genel Müdürlüğü'nden bu konuyla ilgili bilgi alınıyor. Kimlerin ne zaman nasıl çalışacağı, hangi dönemler içerisinde, hangi iş yerinde bulunacağı, o iş yerinin muvaffakatiyle beraber Çalışma Genel Müdürlüğü'nün Yabancılar Daire Başkanlığı'nın bilgisi dahilinde ilgili birimlere gönderiliyor. Ondan sonra oradaki 300-500 kişi gelip adı burs olsa da her ne kadar ucuz emek olarak bir şekilde istihdam ediliyor. Böyle bir düzenleme var. Ancak bunların sigortalıkları tabii üstad daha iyi bilecektir. Mutlaka yapılması gerekir. İş kanunu ile ilgili birkaç soru var. İşkur'da kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesi konusunda işveren haksız bulundu. İşverene bir tebligat geldi. Bu durumda ne yapılması gerekir diyor. Şimdi orada sunumunun ikinci maddesinde hatırladığım kadarıyla aleyhinde bir durum sonuçlanması halinde eğer 30 gün içerisinde işveren konuyu yargıya intikal ettirmezse bu konunun doğru olduğunu kabul etmiş. Yani olayı tersinden kurmuş yasa maddesi. Önceden ne oluyordu? İşçi lehine sonuçlandığı zaman dava açıp işverene gidiyordu. Bu sefer tersi düzenlenmiş. Eğer işveren bununla ilgili bir işlem yapmıyorsa 30 günün sonunda işçi bir tebligatla işvereni ihtar edip alacakların ödenmesi için ikaz eder. Ondan sonra icra takibiyle ilgili süreci başlatabilir. Diğer bir soru, fazla çalışmaların iş yerlerinde ücret olarak değil de izin olarak kullanımında uygulamada birebir süre veya eşdeğer süre uygulaması yapılması doğru mudur? Eğer uygulama hatalı ise nasıl bir şey yapılmalıdır? Yasada bu konuda çok açık bir düzenleme var. Yani asıl olan bu dönemde serbest zaman kullanımı. Bunun da 1,5 kat şeklinde verilmesi. Bu uygulamanın dışındaki bir uygulama, birebir uygulama varsa şayet fazlasının ücret olarak geriye dönük denetimlerde istenmesi mümkün. Gittiğimiz zaman bu uygulamayı yapıyoruz. Bunun dışında zaten serbest zaman yoksa fazla çalışma ücretini %50 zamlı olarak saat ücretinin ödenmesi söz konusu. Diğer bir soru, işçinin maaşına zarar karşılığı kesinti yapılabilir mi? Evet, yani 10 günlük ücretine kadar verdiği zarar 10 günlük ücretini aşıyorsa şayet iş akdinin fesi söz konusu. Bunun dışında sigara molası vermek zorunluluğu var mı? Böyle bir zorunluluk yok. Sigara, servis, yemek, yoğurt parası, yoğurt verme, böyle bir yükümlülük yok iş yerleri için. İbranamelerin tarihinin bir ay sonra olması, uygulaması nasıl olacak? İşçi çıktıktan sonra parası bir ay sonra mı verilecek? Yani adam çalışırken bir ay sonrası için ibraname düzenlemesi zaten çok iyi bir durum değil. Yani ayrıldığı tarihten sonra bir ay sonra düzenlenirse parasını almaya gittiği zaman onunla ilgili de zaten olabilir. Yani ayrıldıktan sonra parasını almak üzere gitmişse ayrılış tarihinden bir ay sonra ama çalışırken böyle bir şey yaparsa çok yasal bir durum değil. 10 günden aşağı bölünemeyen yıllık izin bir haftalık olarak kullandırılması durumunda yıllık izin geçerli olur mu? Örneğin 14 günlük izin 6 artı 6 artı 6 şeklinde kullandırılması
mümkün mü? Şimdi arkadaşlar, yasadaki hüküm açık, en fazla üçe bölüyor biliyorsunuz ve bunun bir tanesi 10.000'den aşağı olmamak zorunda. Olursa ne olur bu izinler? Şimdi genellikle uygulamada 1 gün, 2 gün, 3 gün, 5 gün izinler verilip sürekli bir şekilde yıllık izin hali söz konusu. Böyle değil. Bir iznin 10.000'den aşağı olmaması lazım. Neyse, o diğer izinler idari izin kabul edip 10 günlük kısmı kullandırılmamış kabul edip geriye dönük izin talebi söz konusu. Tabii bu sefer sebepsiz zenginleşme geliyor. İşveren kullandırdık vesaire diyor. O zaman iddiası varsa onu yargıda çözmesi gerekir. Sigortadan 15 yıl 3600 gün doldurup kıdem tazminatı yazısı alan, kıdem tazminatı ödendikten sonra başka bir işte çalışsa olur mu? Şimdi bu konuda bir hakkın kötüye kullanımı söz konusu. Yani eğer bu gerekçeyle ayrılmışsa normalde, yani ben artık çalışmak istemiyorum, İşte emeklilikle ilgili süreci beklemek istiyorum diye bir durum var. Ha, şartlar değişebilir. İşte ayrıldığı günün hemen ertesi gün başka bir yerde çalışır, işveren de bunu tespit ettirirse eğer, bu sefer kıdem tazminatını talep edebilir. Ama ayrıldı, birkaç ay sonra, 3-5 ay sonra şartlar değişti, tekrar çalışması söz konusu oldu, o zaman çalışmasının hiçbir mahsuru yok. Efendim Üstad? Yani makul süreden kasıt tabi bilmiyorum ama yargı uygulamalarında mesela bunun talep edilmesi mümkün, ama yani bir hakkın kötüye kullanılmaması esas. Burada demek istediğimiz bu. Yani belki 3 gün sonra, 5 gün sonra da bir zaruret hali olur, hastalık olur, kaza olur vesaire bir şey olur, çalışabilir. Bunu yargıda ispatlarsa gene bir şey olmaz diye düşünüyorum. Ama yani oradaki sürede şartların değişmesi ve bir hakkın kötüye kullanılmaması esas. Benim buradakine bir yazı alıyorsunuz. O yazının içeriğinde ne var? Emekliliği hak etmiştir, yaş yıl dolmuştur. Yaşı bekliyor, yıl kıdem dolmuştur. Kodlaması var onun. Yani. Bir şeyi okursanız görürsünüz, yaş dışında kalan şartları sağlama diye. Evet. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sağ olun. Biz çok teşekkür ederiz. Çok önemli değil, emekli de seslenir. Yani çok önemli değil. Değerli meslektaşlarım, bir saniyenizi rica edeceğim. Seminerimizin sonuna geldik. Bu seminerimiz dün de Kadıköy yakasında verildi. Bugün burada verildi. Bu iki gündür bizlere bu seminerde katkı sunan, bilgilerini bizle paylaşan Sosyal Güvenlik Kurumumuzun değerli temsilcilerine, hem sizler adına hem İstanbul Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına teşekkürlerimi sunuyorum. En büyük teşekkürüm de sizlere, bu saate kadar bizleri sabırla dinlediğiniz için gerçekten teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Değerli konuklarımız, değerli konuşmacılarımıza sizler adına Türk Eğitim Vakfı'na bağışta bulunduk. Bunların sertifikalarıyla ilgili takdim edilmek üzere Yönetim Kurulu üyemiz Orhan Sarıgene için kurul üyemiz Cihat Ersoy'u sahneye davet ediyorum. Sayın Murat Özdamar için Sayın Kurul Üyemiz Yılmaz Bolgün'ü sahneye davet ediyorum. Sayın Adem Mortaş için Beyoğlu temsilcimiz Sayın Nihat Savaş'ı davet ediyorum. Projeksiyon nasıl?